Anne, Adak. Sabahın köründe senin yüzünü gördüğüme göre günüm çok kötü geçecek anlaşıldı. Adak. Hayır Mohin. Ben ilk seni gördüm. Yine de günüm çok güzel başladı. Şu ana dek her şey harika. Seninki de öyle olsun. Sen neden bu kadar mutlusun acaba? Neşeni yeğeninin düğününe mi borçluyorsun? Bütün bunların bir tiyatro oyunu olduğunu sen de biliyorsun. Bayan Mohini, yeğeninizi evlendiriyor musunuz? Tebrikler efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. Mavi mi, kırmızı mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün bunlar nedir böyle? Anne, evi süsleyeceğiz ya, bunlar da süslemeler. Sen sus, karışma. Ben sizden böyle şeyler yapmanızı istemedim. İyi de Bayan Mohini, ben size sadece perdelerin rengini sordum. Kırmızı mı, mavi mi? Mavi. Her yer mavi olacak. Mavi güzeldir. Gökyüzünün rengi mavi. Deniz desen mavi. Hatta en etkili zehrin bile rengi yine mavi. Haksız mıyım? Bu ev tam bir şölen alanı gibi görünmeli. Her yer mavi olacak. Gopal. Evet. Al, bu senin. Teşekkür ederim. Daha fazla verirsem yengemin kalbi kırılır. Onu incitmeyi içim asla kabul etmez. Onu mutsuz görmeye hiç dayanamam. Çünkü o beni öz oğlu gibi seviyor. Düğünümün tüm sorumluluğunu üstüne aldım. Masrafları da tamamen o üstlenmek istiyor. Bu hakkı tabii ki ona çok göremem. Ne de olsa kendisi benim öz teyzem. Hadi bakalım. Herkes iş başına. Karar verildi. Perdeler mavi olacak. Alo? Hangi cehennemdesin sen? Telefonu açman kaç saat sürdü? Anne, ben sadece şey... Sümer, ben seni oralara boşuna mı yolladım ha? O kız hakkında bir şey öğrenebildin mi? Anne, ben... Eğer 24 saat içinde o kız hakkında en ufak bir şey bulamazsan zahmet edip eve gel. Zaten gelebileceğim bir evinde olmayacak. Belki beni de kovmuş olacaklar. Çabuk. Git bir şeyler öğren. Tamam. Hadi kalkın. Kalkın. Aptallar. O kız hakkında bir şeyler bulmamız gerekiyor. Yardım edeceğinize bir de beni sarhoş etmişsiniz. Ne diyorsun? Bütün gece şişeleri deviren gülen sendin. Bir de bize Rudra diye birini kötüledin. O kız hakkında mutlaka bilgi toplamamız gerekiyor. Bilgi mi? Kız mı? Hepinize birden ne oluyor? Hepimize mi? Evet, dün gece o garip adamlar da bir kızı arıyorlardı. Kim onlar? Arkadaşım, sen dün akşam iyice uçmuştun. O haydut kılıklı iki adam gelip bir fotoğraftaki kızı sordular. Hatta fotoğrafı sana da gösterdiler ama sen onlara şöyle dedin. Bu kız Deepika Padukone. Gerçekten öyle mi dedim? Aptal aptal gülmeyi kesin. Kimdi onlar? Ne fotoğrafıymış o? Peki siz de bakmadınız mı? Ben sarhoştum ama siz değildiniz. Kimdi o fotoğraftaki? Çabuk söyleyin. Keşke dün doğru dürüst baksaydım. Acaba aynı kız mıydı? Gerçekten de o olabilir mi? Hangi kız yani? Boş verin. Anlatsam da anlamazsınız. İnanamıyorum. Abla şuna bak, şuraya bak. Evi ne güzel süslüyorlar değil mi? Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsine bizzat Rudra abim karar verdi, düşünsene. Heyecandan içi içine sığmıyor sanırım. Abla söylesene, en sevdiğin renk hangisi merak ettim. Sormana gerek var mı gerçekten? Görmüyor musun, bak her yer mavi. Rudra da böyle istedi çünkü Allah...
göğü ve denizi mavi yaratmıştır. Öyle değil mi Parvati? Hayır, 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 hayır. Bence bunun altında başka bir neden var. Onu da sırf ben biliyorum. Öyle mi? Aa, evet, senin kelebeğin vardı ya. Hani mini mini bir kelebekti. O da maviydi, öyle değil mi? Kelebek mi? Evet, kelebek. Evet. Bu mavi benim kelebeğimin mavisiyle aynı. Siz mükemmel bir çiftsiniz, öyle değil mi abla? Evet. Ayrıca ne renk olursa olsun harika oldu. Şuraya bak. Abim resmen gözlerini senden alamıyor. Parvati canım. Baksana seninle bir araya gelmek için can atıyor. Hadi bir an önce odasına git. Eğer bunun için illa bahaneye ihtiyacın varsa al bunu. Hı? Çay. Çay götür. Hadi. Evet hadi çabuk git. Abim sabırsızlıkla gelmeni bekliyor olmalı. Hadi hadi. Hadi, hadi çabuk ol hadi. Hadi. Kızlar genelde düğünden önce böyle olurlar. Ya. Sus. Ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Bırak. Bir kocam, seven bir kocam, ne yapıyorsa onu yapıyorum. Kafanda bir sürü soru var değil mi? Bu evlilikle ilgili. Şimdi benim bir sorum var. Hayallerindeki böyle bir aşk mı? Böyle sevgi dolu bir ilişki. Gerçekten istediğim bu mu? Bırak. Bırak beni. Bırak. Şşş. Kımıldama. Paro. Sakın yapma. Şşş. Çay. Thank you.
Hala cevap vermedin. Böyle bir evlilik mi istiyorsun? Sana bir soru sordum. Cevap ver. Sen böyle bir evlilik mi istiyorsun? Evlilik konusunu daha önce de konuştuk. Ama kastettiğim bu değildi. Evet, biliyorum. Aslında bu evliliği sen de istemiyorsun. Biliyorum çünkü... Çünkü benden nefret ediyorsun. Bu benim için olduğu kadar senin için de büyük bir ceza. Bir ceza. Büyük bir ceza. Evet öyle. Bu gerçekten de bir ceza. Ama eşit değiliz. Bu evlilik senin için acının, öfkenin, nefretin, sıkıntının kapılarını açacak, öyle değil mi? Ama ben bunların hepsine alışığım. Senin dostun bir kelebek. Benim dostumsa öfke. Çıkarken kapıyı kapatırsan sevinirim. Türkiye'de